yıldız düşüklüğü meselesi eksik kaldı. Onu hemen devam edelim. Onu da ikmal edelim inşallah. Efendim yıldızınız düşük. Şimdi bakıyorsunuz, bu merak ediyorsunuz ya bu şeylere. Kişilerin burçlarına bakıyorsunuz ya, işte akrep burcu, yılan burcu, boğa burcu falan işte. Tavşan burcu, ne bileyim. Tavuk burcu, bir sürü burç var. Doğru yalan. Burca bakıyorsunuz, diyor ki yıldızınız düşük. Diyor yıldızınız yüksek. Diyor şeye bakıyorsunuz, başınızı kaldırıp sen göğe bakıyorsunuz. Bu benim yıldızım hangisi acaba? Hepiniz öyle düşünmüşsünüzdür belki. Yıldız düşüklüğü ne demek? Yani acaba orada bir yıldız mı var? Bana yakın mı, uzak mı veya benim doğduğum aya mı denk geldi o yıldız diye binlerce akla değişik görüş şeyler gelebiliyor. Kanaatlar gelebiliyor. Aslında yıldız düşüklüğü, yıldız kayması veya gökteki yıldızla ilgili bir kavram değil. Kullanılan dili söylüyorum. Doğrudur, yanlıştır, o ayrı mesele. Onu söyleyeceğim biraz sonra. Diyorlar ki kişinin bazı işleri kötü giderse, para kazanamıyor, eline attığı elinde kalıyor. Ne bileyim, ev tutuyor, evi iyi uğurlu gelmiyor. İş yapıyor, işi uğurlu gitmiyor. Arabaya bindi, arabası çarptı. Ne bileyim, evine hırsız girdi. Bu adamın yıldızı düşük. Bu adam ne yapsa yerde kalıyor diyorlar. Veyahut tam zıttını söylüyorlar. Diyorlar ki adamın yıldızı yüksek. Eline attığı altına dönüşüyor. Bu adamda pozitif enerji var. Bu adamda negatif enerji var. Yani yıldız yüksekliği, pozitif enerji iyi yani, güzel. Yıldızın düşüklüğü, negatif enerji yani kötü. Bu adamın efendim elini nereye atsa kötü. Bu adamın yıldızı yüksek, parlak diyor ya. Astrologlar şimdi ekranda konuşuyorlar, ekranda. Yıldızınız parlak sizin. Ne biliyorsun? Yıldız mı gördün başında? Kulağında mı görünüyor? Alnında mı görünüyor? Gözünde mi görünüyor? Gökten yıldız mı aşağı iniyor? Bilmiyorsun. Bakıyor oraya, diyor senin yıldızın yüksek, senin yıldızın ise alçak diyor. Aslında yıldız yüksekliği, yıldız düşüklüğü diye bir şey yok. Uydurma hepsi. Hepsi uydurma. Yıldız diye ifade ettikleri şey eşittir nasip. Nasip, nasip, nasip. Neymiş nasip? Senin nasibin açık mı, senin nasibin kapalı mı? Bırakın yıldızı, astrologlar kullansınlar. Dinin kullanacağı terminoloji doğru olanı nasip meselesidir. Senin nasibin açık mı, senin nasibin kapalı mı? Hocam nasiple izah edilebilir mi? Evet. Çünkü nasip kaderin içindedir. Çünkü nasip kişinin çalışmasıyla veya çalışmamasıyla, ama sadece bununla da bağlantılı değildir. Diyelim ki adam zalim, adam hak yiyor, adam beddua alıyor, adam kötülük yapıyor, adamın içinde şer var, adamın içinde kötülük var, bütün vücuduna sirayet etmiş, bu adamın nasibi az olabilir. Adamın kötülüğünden dolayı Allah nasibini indirmiş olabilir. Veya adam çok dua alıyor, adam iyilik ediyor, merhamet ediyor, yemek yediriyor, su içiriyor, düşmüşün elinden tutuyor, mağdurun yanında oluyor, nasibi yüksek olabilir. Onun iyiliğinden dolayı Allah ona çok akıtıyor olabilir. Nasibi yüksek. Öteki diyor ki yıldızı parlak. Aslında nasibi yüksek. Peki hocam, nasibi iyilikle ilgili midir? Hiç ilgisi de olmayabilir. Allah çok iyi olmasına rağmen elini attığı şey elinde kalıyor olabilir. Peki bu ne hocam? Bu bir imtihan. İmtihan. Allah deniyor. Zengini zengin ediyor azgınlığı artsın diye. Azgın bir zenginse ötekinin elinden alıyor şükrü çoğalsın diye. Çünkü Allah aldıkça şükrü çoğalıyor. Ya Rabbi hamdolsun, sen beni imtihan ediyorsun diyor. Allah ona lütfediyor. O nedenle yıldız yüksekliği veya yıldızın düşüklüğü eşittir kısmetin kapalılığı veya kısmetin veya nasibin açıklığıyla ifade edilebilir. Doğru olan söz budur ve bunu böyle görmek gerekiyor. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.